Ya zamanında şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, keşke hoca bunu alsaydı, keşke şunu alsaydı. Biz bu sabaha kadar konuşalım, bizi turnuvaya geri getiremeyiz. Serdar Dursun geçen sene Darmstadt'da çok üstün bir performans sergiledi yani. Bundesliga'da 27 gol atmak, 8-10 asist yapmak her baba yiğidin harcı değil. Almanya'da maçlardan sonraki programlarda ne konuşuluyor hocam? Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Sizlerin de çok yakından tanıdığı bir isim. Çünkü yurt dışında ülkemizi çok çok güzel bir şekilde temsil eden teknik direktör Kenan Koçak bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hocam hazır Türkiye'ye geldiğinizi duyduk. Hemen röportaj yapmak istedik sizle. Çok teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Rica ederim, ne demek. Hocam şimdi hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Hemen biraz çok sorum var çünkü ama. Ben öncelikle bir Hannover'den neden ayrıldığınızı ve yeni hedeflerinizin neler olduğunu bir sormak istiyorum. Şimdi Hannover'e biliyorsunuz bundan bir evvel sezon başlamıştım. Takım 16. iken evet. Takımı 6. sıraya getirdik. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü o yaz transfer mevsiminde maalesef 4 tane oyuncumuzu Bundesliga'ya kaybedip ve bir tane oyuncu, gerçi o kiralıktı, La Liga'ya geri gitti. Yani 5 tane bel kemiği olan oyuncularımızı kaybettikten sonra transfer mevsimini istediğimiz gibi geçirmedik. Ve onun nezdinde transfer zamanında bu pandemiden dolayı da zor bir zaman geçirdik. Ama yine de Hannover 96'da geçen sene herhangi bir tehlikeli bölgelere girmeden, herhangi bir sıkıntı yaşamadan, kulüp bütçesine katkı sağlayarak, oyuncuları Bundesliga'ya vererek yine de sorunsuz belasız bir sezon geçirdiğimiz için tabii ki mutluyuz. Fakat başkanla konuşmamda, istişare yaptığımda kendi danışmanlarımla ayrılığın daha iyi karar olacağını düşündüğüm için ben başkana bu teklifte bulundum. Başkana rica ettim yazın mukavelemizi sezon sonuna kadar devam edelim. Ama ondan sonra siz kendi açınızda yeni bir hoca arayın. Ben de kendi yoluma bakayım diye bir karar aldım. O da başkandan sağ olsun başta tabii ki biraz üzgündü, istemedi ama sonradan ikna oldu ve Hannover'den böyle bir ayrılma kararı alınca böyle bir serüven geçirdik. Yeni hedefleriniz nedir hocam şimdi? Yine Almanya'da devam etmek istiyor musunuz? Yoksa Türkiye'den teklifler var mı? Şimdi serüven şöyle, biz profesyoneliz. Biz ben hayatım boyunca hiçbir zaman inanmadığım işi yapmadım. İnanmadığım projeye girmedim. En önemli şey bu konuda benim inanmam, güvenmem. Beraber kulüple yeni felsefe çizip o yönde çalışmak. Onun için kendime herhangi bir devlet olarak bir sınırlama koymadım yani. Ben her türlü her şeyden şeye açığım. Tabii ki zaman zaman şükürler olsun teklifler de geliyor Avrupa'nın dört bir yanından. Onları tabii değerlendiriyoruz ama şu an beni heyecanlandıracak, beni tamam bu benim projem, bunu yapmak istiyorum dediğim bir proje olmadı. Henüz olmadı. Olmadı. Süper Lig'den teklif aldınız mı hocam hiç? Ya tabii ki zaman zaman teklifler geliyor. Sağ olsunlar arayanlar oluyor. Çok teklif arıyorum ama ben şuna inanıyorum yani, ben şimdi buraya oturup size karşı ya şu takım beni aradı, bu takım beni aradı, onlarla görüştüm, bunlarla görüştüm diye bir konuşmayı etik bulmuyorum hocalar açıkçası. Çünkü orada kulüpler var, yöneticiler var. Evet. Orada çalışan hocalar var. Onun için biraz da meslektaşlara karşı saygıdan ötürü aldığımız o eğitim, o terbiyeden ötürü herhangi bir spekülasyonlara katılmak istemiyorum. İstemem, yapmam da yani. Peki. Hocam Euro 2020'ye birazcık değinmek istiyorum. Çünkü biz gerçekten Türkiye olarak çok üzüldük. Yıkıldık yani, daha doğrusu o kadar iyi performansların ardından yani biz bu turnuvadan çok daha iyi yerlerde oluruz diye düşünüyorduk ama takımda maalesef hiç o coşkuyu göremedik. Şenol Hoca daha sonra bir basın toplantısı yaptı, bambaşka konulara değindi. Yani siz ne söylersiniz, Türkiye neyi yapamadı acaba? Şenol Hoca'nın kadro seçimi mi yanlıştı? Siz nasıl değerlendirdiniz Euro 2020'de Türkiye'yi? Ya şimdi öncelikle burada Şenol Hoca'ya akıl vermek, Şenol Hoca'yı eleştirmek bir meslektaş olarak
benim haddime değil. Hı hı. Onu da yapmam zaten. Çünkü Şenol Hoca senelerini vermiş Türk futboluna. Senelerini vermiş bir, bir hocamız. Hı hı. Senelerini vermiş bir abimiz, bir büyüğümüz. Onun için hocamın verdiği Dünya Avrupa Kupası'nda verdiği kararlar kesin bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Hı hı. Kesin bir kendi ekibiyle beraber, ki ekibinde de çok değerli insanlar var, bunu unutmamak lazım. Mesela bir Bayram Bektaş hocamız var. Bence Türkiye'nin çok değerli bir hocası, çok değerli bir insanı Bayram hocamız. Yani eminim Şenol hocam ekibiyle beraber bu Avrupa Şampiyonası'yla kendi projesini yapmıştır. Ama bu şeyler, bu olaylar zaman zaman yaşanıyor. Bu turnuvalar zaman zaman kulüp açısından, federasyonlar açısından böyle geçebiliyor. Şimdi Şenol Hoca'yı unutmayalım. Yani bu Avrupa Şampiyonası'na gelen serüvende veya şimdi Dünya Kupası'na olan kvalifikasyon maçlarında, hı hı, Fransa maçı olsun, Hollanda maçı olsun, Norveç maçı olsun, yine Şenol Hocam ve ekibiydi. Yine bu futbolculardı. Evet. Yani bunları unutmamak lazım. Evet, turnuva tabii ki istenildiği gibi geçilmedi. Hepimiz üzüldük. İster istemez hepimiz isterdik Türk bayraklarının yukarı dalgalanmasını. Ama burada sadece bir suçlu aramamak tabii lazım. Ki. Yani burada sırf Şenol Hoca'nın üzerine gitmekte veya Şenol Hoca'nın ekibinde gitmekte veya herhangi bir X birine gitmekte yanlış olur. Burada herkes, futbol adamı olarak herkesin, işinin içinde olan herkesin taşın altına koyması lazım. Sonuçta bu futbolcularla çalışan, güncel çalışan Şenol Hoca değil. Bu futbolcularla güncel çalışan öncelikle kulüplerin kendisi, öncelikle futbolcuların kendisi. Yani o tür sorumluluklardan da bence kaçmamak lazım. Hı hı. Turnuvaya başlarken bu tür turnuvalarda her zaman en önemli maçlardan biri ilk maçtır. Çünkü ilk maça göre ikinci maç biraz baskı veya rahatlıkla oluyor. Hı hı. Maalesef bizim şansımıza mı, nasibimize mi söyleyeyim, İlk maçımız hemen direkt İtalya ile oldu. Evet. Orada çok kötü bir mağlubiyet aldık. Hı hı. Ve ondan dolayı bu negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviremedik. Hı hı. O negatif enerji takımı içinde olsun, futbolcuların özgüveni olsun, bayağı bir zedelendi. Sonuçta İtalya'da gördüğümüz gibi sonunda haklı bir yere Avrupa şampiyonu oldu. Onun için bu turnuva demek ki böyle geçecekmiş. Hı hı. Ama şunu benim için çok önemli, bunu yine tekrardan altını çizerek söylüyorum. Bu başarısızlığı sadece hocaya değil, sadece bir kişiye değil, hı hı, bu başarısızlığın nasıl başarıda herkesin payı olduğu gibi başarısızlıkta da herkesin payı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Almanya'da aslında genelde favori gösterilir turnuvalarda. Almanya neyi başaramadı hocam sizce? Almanya'da çok büyük bir atmosfere, çok büyük bir beklentiyle turnuvaya girdi ki onların kadroları olsun, onların form grafiği olsun bayağı üst düzeydi. Hı hı. Bir de Yogi Löw'ün zaten son turnuvasıydı. Milli takım hocası olarak. Almanya'da maalesef istenilen performansı tam olarak sahaya yansıtamadı ve hiç beklenmedik şekilde İngiltere'ye karşı elendi. Hı hı. Evet, aslında beklemiyorduk gerçekten hiç ama yani ben Almanya'yı beklemezdim. Biraz daha. Ya bu oluyor bu futbolda fakat şimdi olan oldu zaten. Türk futbolu, Türk insanı, Türk halkı, sizler, bizler artık çok duygusalız. Çok duygusalız biz hemen bir de çok bağlı kalıyoruz bazı şeylerde. Evet. Yani olay bitti. Olay yaşandı. Unutmak lazım. Kapatmak lazım. Eminim Şenol Hoca bunun analizini yapıyordur. değerlendirmesini yapıyordur. Ve eminim doğru kararlar da vereceklerdir ekibiyle beraber. Söylediğim gibi Bayram Hoca gibi ekibinde değerli hocalarımız var. Hocam kendisi zaten değerli. Orada ekipler var, orada analistler var, orada çalışanlar var. Malzemecisinden aşçısına kadar. Önemli olan bu tür negatif olaylardan, yani olumsuz olaylardan dersi çıkarıp daha güçlü geri gelmek. Yani fazla ya zamanında şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, keşke hoca bunu alsaydı, keşke şunu alsaydı. Biz bu sabaha kadar konuşalım, bizi turnuvaya geri getiremeyiz. Aynen yani öyle. Olan oldu. Onun için biz önümüze bakmamız lazım, çözüm üretmemiz lazım. Ortada bir sorun var, sorun var ki bu duruma geldik. O zaman sorun oldu ya da çözüm olur. O zaman o çözüm peşinde koşmak lazım. Onun neticesinde halk olarak da, insan olarak da, biz futbol adamlar olarak da, siz yorumcular olarak da, medya olarak da
hemen hep beraber el birliği olup çözüm arayıp, sonuçta bu ülke hepimizin ülkesi, bu futbol, hepimiz üzülüyoruz sonuçlar iyi olmayınca. Hep beraber elimizi taşın altına koyup, hep birlik beraberlik içerisinde Türk futbolunu ileriye götürmek. Evet. Şimdi ben size aslında şöyle bir soru sormak istiyordum. Bundesliga'ya baktığımızda, yani daha doğrusu Almanya'daki futbol kültürüne baktığımızda, tabii ki Türkiye'nin maalesef biraz geri olduğunu yani hepimiz biliyoruz. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Şimdi biz bir şeylerde takılı mı kalıyoruz? Mesela siz Süper Lig'i de takip ediyorsunuzdur. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra biz saatlerce hakem konuşuyoruz. Kesin zaten hakem konuşmazsak olmaz. Şimdi VAR konuşmaya başladık. Şimdi o çizgi çekildi mi? O el mi vardı? İşte şu mu vardı? Burnu çizginin önüne çıktı. Offside mi oldu? Şimdi biz hep bunları konuşuyoruz. Yani gerçekten bir taktik ve teknik konuştuğumuz çok az oluyor. Biz bu yüzden mi geri kalıyoruz hocam? Ne söylersiniz iki ligi kıyasladığımız zaman? Şimdi başarısızlık olduğu zaman insan bir nevi kendine böyle bir konu tutunabilecek bir dal arıyor. Hani niye? Başarısızlık var ya, kendini o başarısızlıktan dolayı biraz psikolojik olarak, kendi özgüven olarak hemen tutunacak bir dal arıyor. Evet. O dala da sarılmaya çalışıyor. Bazen hakem oluyor, bazen var oluyor, bazen yani bir insan bir yer arayabilir olmadığı zaman. Ama asıl nokta, asıl konuşulması gereken konu futbolda hakemin o verdiği kararlar değil, o hakemin verdiği iki düdük arasındaki performans. Yani Almanya futbolu, tabii ki bunu böyle karşılaştırdığım zaman arada çok dağlar kadar fark var. Yani kıyaslayamayız. Bu bir gerçek. Bunu kabullenmemiz lazım. Evet. Ama şu anlamına da gelmez. Şimdi tamam, böyle çalışmak lazım. Devam üretmek lazım. Eğitmek lazım. Eğitmenlere eğitmek lazım. Almanya'da altyapıda bile futbolculara o eğitim veriliyor. Sadece topu şöyle al, topu şöyle vur, şöyle yap. O teknik taktik analizi oluyor. Ama tabii ki bunda bir de sağ dışı. Malzemeciye davranışın, basın medyaya davranışın, hakemlere davranışın, kendi takım arkadaşlarına davranışın. Bu tür değerler de ister istemez hemen futbolcunun eğitiminde veriliyor. Ve bu eğitim de her zaman, zaman zaman devam ediliyor. Türk futbolu gerçekten böyle bakıldığı zaman teknik taktik analiz yapan programlar çok az. Çok az. Evet. Biz daha çok süresinde söylediğiniz gibi daha çok böyle biraz sağ dışına kayıyoruz. Tabii ki bu da ülke futbolu için, futbolun kendisi için de tabii ki önemli değil. Yani o da gerek. İnsanlar onu da seyretmek istiyor biraz. Program, rating, şu olsun, bu olsun. Ama söylediğim gibi futbolun kendisi için eleştiri, iyi bir eleştiri kültürü, bir öz eleştiri kültürü şart. Bunu da kabullenmek lazım. Evet. Ama sizin dediğiniz gibi altyapılardaki eğitimler de çok iyi değil. Burada. Tabii ki onu ben burada tam detaylı bilemem. Çünkü ben burada çalışmadım hiçbir zaman. Çünkü ben burada sadece burada hocalarla yaptığım muhabbetten, futbolcu arkadaşlarım, kardeşlerimle yaptığım muhabbetten aldığım bilgiler dahilinde konuşuyorum. Tabii ki, ama öncelikle futbolcuda altyapıda eğitmek için iyi bir eğitmen lazım. İyi bir eğitmen de iyi bir eğitimden geçmesi lazım. Evet. Yani bu her insan için geçerli. Her meslek için geçerli. Onun da değerini bilmek lazım, ama söylediğim gibi altyapı çok önemli bir faktör. Çünkü futbolcular kulüplerin kapitalı. Evet. Futbolcular kulüplerin sermayesi. Onun için de oyuncular da tabii ki o futbolcularla, o kapitalla iyi çalışması lazım. Çünkü futbolcu kapitalı iyi olursa, sermayesi olursa kulübün de değeri iyi olur. Tabii ki. Şimdi çok merak ettim. Almanya'da maçlardan sonraki programlarda ne konuşuluyor hocam? Hakem konuşuluyor mu? Tabii yani şimdi Almanya'da şimdi hiç hakem konuşulmuyor denir, yalan olur. Tamam, zaman zaman orada da yanlış kararlar veriliyor. Zaman zaman orada da VAR'ın diskusyonu, VAR'ın eleştirisi oluyor. Orada da zaman zaman VAR'ın nedenlerinden dolayı tartışmalar oluyor. Yani sadece sırf bizim ülkeye dahil böyle, hani bir de olumsuz şeyler oldu mu sırf bizim ülkemizde oluyor, öyle değil. Bu yurt dışında da olan şeyler. Ama her şey dozunda. Yani her şey ayarında. Yani tamam, konu eleştiriliyor, yapınıyor, kapatılıyor. Bitti. İnsan önüne bakıyor. Evet. Bu Almanya'da tabii ki bir özellik. Geride bırakıyorlar. Evet. Şimdi ligimize
Almanya ligi kökenli olan futbolcular geldi. İşte Fenerbahçe, Serdar Dursun, Kenan Karaman zannediyorum anlaşmak üzere. Serdar Dursun, Kenan Karaman, Ahmet Kutucu, Yunus Mallı. Ne söylersiniz bu futbolcular için? Başarılı olurlar mı ülkemizde? Bunu ayrıca tekrar soracağım. Şimdi bir Sörloth gerçeği var baktığımızda. Sörloth geldi, Trabzonspor'da inanılmaz iyi bir performans sergiledi. Daha sonrasında transfer oldu, o kadar iyi bir performans göremedik. Şimdi oradan bize gelen oyunculardan bahsetmek istiyorum. Ne dersiniz? Nasıl performans gösterirler Türk takımlarında? O saydığınız oyuncuların hepsi değerli oyuncular. Kendilerini Almanya'da bir nevi ispatlamış oyuncular. Performansları belki zaman zaman ileri çıkmış değiller. Fakat mesela Serdar Dursun geçen sene Darmstadt'da çok üstün bir performans sergiledi. Yani Bundesliga'da 27 gol atmak, 8-10 asist yapmak her baba yiğidin harcı değil. Onun için de tabii ki bunlar değerli, iyi oyuncular, iyi kişilikler. İyi futbolcu kardeşlerimiz, eğitimini almışlar. Kendileri Almanya futbolunda ülkemizi son yıllarda güzel, iyi temsil etmişler. Onun için Türk futboluna katkı sağlayacaklarından eminim. Hiç endişem yok. Umarım buradaki adaptasyon dönemini iyi geçirirler. Ve tabii ki iyi çalışırlar. Şu da bir gerçek. Şimdi transfer yaparken biz bir oyuncuyu aldık. Şimdi bu oyuncu oynar, otomatik oynamak zorunda diye bir kanun yok. O futbolcu gelecek burada. Sen futbolcuyla ilgilenmen lazım. Adaptasyon dönemi var. Güncel çalışması var. Yani transfer olur diye bitmez. Bu dünyanın her futbolcusu için geçerli. Onun için onlarla devam çalışması lazım. Onu alan hocalar onlarla ilgilenmesi lazım. Eksiğini gidermesi lazım. Artısını artı katması lazım. Bu sinerji oluşursa kendi aralarında eminim bu futbolcu kardeşlerimiz kulüplerine faydalı olur. Peki. Şimdi PSV Eindhoven ve Galatasaray karşılaşması var biliyorsunuz. Yine ülke için önemli bir karşılaşma, Galatasaray kulübü için önemli bir karşılaşma. Nasıl değerlendirirsiniz? Galatasaray şimdi ikide transfer yaptı. Aytaç Kara, Alparslan Öztürk. Onları izledik, iyi de performanslar sergilediler. Bu katkılarla beraber ne dersiniz sizce? Karşılaşma nasıl geçer? Çok zor bir müsabaka olacak. Evet. PSV'nin oyun felsefesi belli. Oyun stratejisi belli. Roger Schmidt ile çok deneyimli bir teknik adamları başlarında. Çok iyi bir takım. Galatasaray da iyi bir takım. Galatasaray'ın da başında Türkiye'nin futbola senelerini vermiş değerli bir hocamız, değerli bir büyüğümüz, bir abimiz, babamız Fatih Hoca var. Onun için Fatih Hoca da eminim çok bu tür maçta oynadı. Çok bu tür müsabakalar oynadı. Evet. Tecrübesine konuşacak lafımız yok Fatih Hoca'nın. Çok zor bir müsabak olacağını eminim Fatih Hoca'nın kendisi de biliyordur. Ama tabii ki bu tür maçlarda güncel performans çok önemli. İki günlere güncel performans hangi takım üst seviyeye getirirse o takım tur atlar diye düşünüyorum. Evet, heyecanlı bir karşılaşma olacak. Çok heyecanlı. Peki bir de Vitor Pereira'yı sormak istiyorum size. Siz Almanya'da çünkü karşı karşıya geldiniz. Şimdi onlar da Fenerbahçe ile tekrar buluştular. Nasıl bir hocadır? Bize şöyle biraz anlatır mısınız? Başarılı olur mu sizce şimdi artık bu ikinci gelişi? İyi de bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Neler söylersiniz Pereira hakkında? Evet, bir Almanya'da müsabakamız olmuştu. O zaman 1860 Münih'le o sezon geçirdi Almanya'da. Maalesef o sezon Vitor Pereira çok kötü bir sezon geçirdi 1860 Münih'le. Ben de o zamanlardan Hausen hocasıydım. Orada karşılaşmıştık. Maç esnasında çok değerli, sakin bir hocamızdı. Yani hoş bir hocamız vardı sakin arında. Takımı da o zaman çok çok iyiydi. Yani ligin favorisi olarak geçiyordu. Ama maalesef kendisi açısından, kulüp açısından çok kötü bir sezon geçirmişti Almanya Bundesliga'da. Ve takım o zaman onun takımı küme düşmüştü. Ama Vitor Pereira'nın kariyerine bakarsak son yıllarda başarılı bir teknik adam. Yani bugünlere kolay gelmedi. Bu Portekiz'de olsun, Çin'de olsun, Suudi Arabistan'da olsun başarılı bir hoca. Başarılı bir hoca arkadaşımız. Aldığım duyumlara göre de Fenerbahçe şu an o kadroyla çok iyi çalışıyor. Çok iyi çalıştırıyormuş. Onun sonucunda tabii ki beklemek lazım. Lig başlayınca hep birlikte göreceğiz ama böyle Vitor Pereira birebir oturmuşluğum, birebir futbol
felsefesi yaptığımız olmadı. Onun için fazla da yorum getiremeyeceğim. Sadece karşılaştırdığımız müsabakalarımız oldu ve takip ettiğimiz kadarıyla. Peki. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam size. Ay bir dakika, Sörlot sorun vardı. Onu unutmayayım. Ben çok çünkü merak ettiğim kişisel özellikle. Hocam Sörlot o istenilen başarıyı veremedi sanki. Bunda sigara. Vermedi. Buradaki yani, gibi değildi. Hayır, buradaki gibi değil. Yani burada zaten futbolcular hemen bir vitrine çıkarılıyor. Evet. Yani belli bir iki performans, bir iki maç futbolcu hemen bir vitrine çıkarılıyor. Menajeri vasıtasıyla, medya vasıtasıyla hemen bir değer katmaya çalışıyorlar. Ve Sörlot ki gerçekten Trabzonspor'da çok iyi bir futbol oynadı. Yani, hakkını da vermek lazım. Hı hı. Ama Leipzig'te zaman zaman istenilen performansı verdi. Bir adaptasyon dönemi geçirdi. Hı hı. Ve kendisi çok iyi bir oyuncu. Fakat her iyi oyuncu her kulübe uyar diye bir anlama gelmez. Yani bu bir felsefe meselesi. Hı hı. Onu söylemek istiyorum. Kulüpler burada bir felsefe geliştirmesi lazım. Leipzig oynadığı futbol, oynattığı futbol, yaptığı felsefe, aldığı oyuncular, verdiği oyuncular tamamen bir konseptli, bir vizyonlu plana göre dayanıklı. Onun için o istenileni veremedi. Fakat o kadar da kötü değildi yani. Onu da söylemek lazım. Şimdi bu sezon yine yeni hoca geldi oraya. Leipzig'e çünkü Nagelsmann beraber pro lisans yaptık biz Nagelsmann'la. Julian gitti çünkü Bayern Münih'e. Onlar da gitti. Leipzig'den aldılar hocalarını. Hoca yine görmek istedi Sörlot'u kampta. Görmek istiyor kendisini. Ben eminim yani Sörlot yine eski günlerine kavuşacak diye. Bakalım tabii Trabzonspor'un da bir beklentisi var. Göreceğiz transfer dönemi nasıl geçecek. Bakalım. Son olarak milli takım. Hocam bir gün görür müyüz sizi milli takımda? İnşallah. Yani, İster misiniz? Hedefiniz nedir yani bu konuda? Hani eğer bir hoca Türkiye'de çalışıyorsa veya yurt dışına çalışıyorsa tabii. Yani Türkiye milli takımını hedef olarak veya istenilir mi? Tabii ki her insan, her hocanın olduğu gibi bizim de hedeflerimiz var. Hı hı. Türkiye milli takımını tabii ki ileriki zamanda biz de tabii ki çalışmak isteriz. Hedefimiz o. Onun neticesinde tabii biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama her zaman doğru zamanda doğru yerde olmak lazım. Yani hemen ilk adım atmak değil, bazen bir adım geri atmak da önemli. Hı hı. Bunun en basit örneğini size verebilirim. Mesela Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi, ki Barcelona'da efsane, bu adam senelerdir mesela Suudi Arabistan'da kendini devam eğitiyor ligde. Hı hı hı. Ve Barcelona'dan 2-3 kere teklif geldi, reddetti. Yani evet. Bunu yani dile kolay. Barcelona gibi kulüpler reddediyorsun. Niye? Kendini hazırlıyor ve güçlü olduğuna inandığı zaman geliyor o kulübün başına. Hı hı. Yani demek istediğim eğitim çok önemli. Kendini hazırlamak çok önemli. Doğru zaman doğru yerde olmak çok önemli. Evet. Onun için hakkımızda hayırlısı neyse Rabbim onu nasip etsin diyoruz. Hayırlısı olsun. Peki. Hocam inşallah dilediğiniz gibi olur diyeyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.